olmuştur. Şimdiki yerine vurulmuştur. Yani milattan sonra 200. yüzyılda itibaren bu olvadı şimdiki olduğu yerdedir. Bizans zamanında kaynak gösteriyorum. Anakomo'nun Alexey isimli bir kitabında Poligotum Kalesi'nden bahseden, demek ki Bizans döneminde şimdiki yerinde Bizans şehri bulunmaktaydı. Esir tarihinde Arap kaynak, İran kaynaklarında işte Türk'ün tarihlerinde bu Poligotum şehrinden bahseden bu şehrin fethi 116 yılında gerçekleşmiştir. Anakomo'nun Alexey isimli kitabında da 116 tane yapılan Büyük Poligotum Savaşı'nda bu civarın Türklere geçtiği kayıtlıdır. O tarihte bu bölge isimler de değiştirilmiştir. Savaş bir yılda bitmediğinden kış bastırmış. Bu üzerine Sultan Ordularını Sultan Dağları'na, Emir Ordularına, Emir Dağları'na çekilmişler. O tarihten sonra da bu dağların isimleri Sultan Dağı ve Emir Dağı olarak tesmiye edilmiştir. Kaynak Osmanlı Turan'ın Selçuklu tarihi. Tarih vesikayla mümkündür. Vesika olmayan olay tarih olamaz. Onun için vesika ile tarih bütünleştirilmelidir. Şimdi bugüne kadar 58 kitap yazdım. 800 makale yayınlandı. Hepsinde vesikalarla belgeleri anlatmaya çalıştım. 50 yıldır yazıyorum. Hiçbir yazım tekzip edilmemiştir bugüne kadar. Bu demek ki yazıların vesikaya dair doğru olduğunu kanıtlamaktadır. Şimdi Olmen Lisesi'nde müdürdüm 1977 yılında, 1986 yılına kadar. O zaman adliye binası taşınıyordu çarşıda. Olmen'de resmi binalar darlığından ve yokluğundan her tarafı gezerken de Olmen'in 500 yıllık tarihi ve sigara belgeleri dağılmıştır, parçalanmıştır.